Değerli güreseverler, Kocaeli Başeskele sahilindeyiz. Başpehlivan Mustafa Aslan'la birlikteyiz. Şöyle bir hoş sohbet, tatlı bir sohbet. Damaklarında kalacak tadıyla da güreşi konuşacağız. Biliyorsunuz artık 2023'ün son programları bunlar. Yeni mesajlar, yeni projeler, yeni heyecanlar. Tabii ki hem siz değerli güreseverleri hem de pehlivanları, ustaları, yöneticileri bekliyor. Bakalım geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz güreşin enleri 2023 Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ödül töreninde birlikteydik ve sonrasında da Mustafa Arslan'a şöyle bir ziyaret edelim dedik. Bakalım Mustafa Arslan önümüzdeki sezon için neler düşünüyor, bizlere neler söyleyecek, hep beraber güreşe dair başlıyor efendim. Evet sevgili Aslan, biz de böyle bizi misafir kabul ettiğin için öncelikle teşekkür ediyoruz. Başta baba Davut Aslan'a buradan selamlarımı özellikle yollamak istiyorum. Tabii Mustafa Aslan dendiği zaman söylenecek çok şeyler var ama öncelikle sezon bitti ve vatani görevini gittin, kışlana teslim oldun. Vatanı görevini tamamladın. Evet. Bu süreci bir konuşalım. Tekrar merhaba. Merhaba Mehmet abi. Öncelikle hoş geldiniz. Teknomeli TV seyircisine ve güreşe dair seyircisine önce şükranlarımı sunuyorum. Evet, Ekim ayının 11'inde askere gittim. Vatani borcumuzu tamamlamak için. 26 gün bir askerlik sürecim geçti. 26 gün süre içinde tabii ki vatani görevimiz bizim. Oradaki komutanlarımız, Tugay komutanımız, üsteğmenlerim, binbaşı komutanım hepsi beni çok güzel karşıladılar. Sporcu olmanın, bir başpehlivan olmanın, bir milli sporcu olmanın önemini bir kez daha biz orada anladık. Orada bana 25 gün boyunca adeta sahip çıktılar. Devletimiz gerçekten bu konuda çok özen gösteriyor. Çünkü 25 gün boyunca ben orada antrenmanımı yapabildim. Yemeklerimi, çok güzel yemeklerimi yiyebildim. Yani komutanlarımız sağ olsunlar bize sen işini yap diye bana orada sahip çıkıp destek verdiler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Yine güreşin ve sporun bir güzelliği değil mi bu Mustafa? Kesinlikle Mehmet abi. Yani spor denince her iki gerçekten bazı yerlerimizde güreş dendiği zaman çok farklı karşılanabiliyorsun. Aslında bu çok daha geniş kapsamlara yayılması lazım ama yine de bu bizi mutlu ediyor. Bir baş pehlivan olmanın, yani ben binbaşı Hamla Çelik komutanımız vardı. Gerçekten benden çok ilgilendi. Hem kendisi güreş seviyormuş, sporu çok seviyormuş. Tamamen sporun ve güreşin bize verdiği değerler. Biz de bu değerlerden çok memnun kalıyoruz yani. Evet. Sevgili Mustafa, tabii böyle spontane, çat kapı gelmiş bir ziyaret değil bu. Uzun zamandır benim ertelediğim yoğunluğumuzdan, senin vatani görevinin olmasından. Biraz geç de olsa bugün 2023'ü inşallah beraber kapatacağız i̇nşallah. Bu hoş programla. Tabii yağlı güreş senin için bir yaşam şekli. Çünkü ailen içerisinde şöyle bir baktığımızda abim bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'da spor müdürü. Baba Davut Aslan'ı anlatmamıza gerek yok. Ve tabii Mustafa Arslan. Ailece güreşin içerisinden gelen önemli bir yapınız var. Önemli bir kültür geçmişiniz var. Bu bayrak şu an için sende. Peki en çok sakatlıklarla mücadele eden, ben hep Recep Karay'ı bilirdim ama son zamanlarda sezon biter bitmez herkes bıçak altına yatıyor. Kimi dizinden, kimi omzundan, kimi çapraz bağından. Sen de bir omuz ameliyatı geçirdin 2022 sezon biter bitmez. Ama Mustafa Arslan'ın 2016'da başlayan bu sakatlık serüveni belki de en çok şöyle kariyerine bakıldığında alt boylarda bunu yaşamış, hissetmiş. Bu acılara rağmen 2022'de müthiş bir başaltı finali Ali İhsan Batmaz'la ve sonrasında kürsüde başpehlivan olma başarısıyla yaklaşık 1,5 yılı başpehlivan olarak geride bıraktın. Ama önce şu 2016'dan bir girelim bakalım, şu sakatlıklar senin hayatında ne kadar etkili oldu, ne kadar sana istinat ördü, engelledi, olmasaydı neler olabilirdi, bunları senden duymak istiyorum. Şimdi şöyle başlayayım Mehmet abi, babamın bu işi yapmış olması tabii ki bize çok büyük bir avantaj ama yer yerde aslında dezavantaj yaratmıyor değil yani. Ama babam abimi de beni de çok idealist, çok kararlı, çok hedef noktasında hedefine tam anlamıyla gidecek şekilde yetiştirdiği için 2016 yılında küçük orta büyük boyda
Son 32 güreşinde ben Menderes Saltık'ta, Menderes bugün baş pehlivan. Menderes'ten bir güreş yaptık. Güreş esnasında yani omuzum tamamen yere düştü, omuzumu kaldıramadım. Birden bütün psikolojim dağıldı. Yenen büyük ortaya çıkıyor, o gözden bakıyoruz. Bu arada müsaadenle ben gözlüğümü takayım. Tamam. Güreş, değerli güreş severler, güneşli bir havada güreşe dair çekiyoruz. Güneş tam suratıma vurduğu için hemen gözlüğümü takmak zorunda kaldım. Buyur kardeşim, Menderes Saltık'la yaptığımız güreşte omuzum orada sakatlık başladı. Güreş devam etti. Ben tek koldan mücadele ediyorum. Menderes beni tabiri caizse bayağı bir elini aldı yani. Ben direniyorum. Öyle böyle puanlamaya geldik. Puanlamada tamamen Allah'ın nasibiyle ben Menderes'i bir şekilde yendim. Orada büyük ortaya çıktım ama sakatlık sürecim orada başladı. 2016 yılında sakatlandım. 2017, 2018, 2019 yılına kadar her sene tedavilerle, işte antrenmanlarımı çok yoğun yapmıyorum, kolumu yormuyorum, kırpmalara sıkıyorum, kırpmalara sonra tekrar salıyorum. Böyle 3 yıl bir mücadele geçirdim. 2019'un kırpmalarından sonra sağ omuzumdan ilk ameliyatımı geçirdim. Ben şöyle düşünüyordum, ameliyat oldum, tamam her şey bitti, her şey çok güzel olacak dediğim yerde aslında omuzumun iyi olmadığını, daha kötüye gittiğini ameliyattan sonra hissettim. 2019'un yılından 2020'ye geldiğimizde bu sefer sol omuzum nüksetti. Sol omuzumda hemen bir ameliyat geçirdim. Daha sonra 2022'nin sonuna kadar ben omuzumla emniyet kemeri bağlayamıyordum, su içemiyordum. O kadar kötü bir seviyede sıkıntılar çektim. Çok doktorlara gittim geldim. Ama bir tedavi bulamadık. Yani aylarca pandemide çok omuzumun üstüne düştüm. Ameliyatsız iyileştireyim diye. Ama mümkün olmadı. Ben de başa çıkarsam dedim. Çıktıktan sonraki sezon bitiminde tekrar dedim bir ameliyat olacağım. Bunun kararını verdim. Doktorlarımı araştırdım. En son bizim yağlı güreşin, güreşin içine giren Antalya'da bir doktorumuz var. Fatih Yıldız. Allah razı olsun. Fatih Hoca'ya gittim ve Fatih Hoca ben bu omuzu düzeltirim diye bana bir güven verdi. Hem ben hem Orhan abiler, Fatih abi, Serhat abiler hepsi Fatih Hoca'ya ameliyat olmuştu. Benim de önümde bir örnekti yani bunlar. Ben de 2022'nin sonunda, Ekim'in 10'unda Fatih Hoca'ya bir ameliyat oldum. Allah'ım hamdolsun şimdi omuzum iyi. Yani sakatlıktan arınmış bir şekilde. Çünkü bu sakatlık hem benim güreş yapmamı yoruyordu hem de artık vatandaşların güreş seyircisi işte sakatım demekten hem onların midesi bulanmıştı hem de benim midem bulanıyordu. Artık hani kimseye ben sakatım demek istemiyordum aslında yani. Niye geldim Mustafa? İşte omuzum demekten eleniyordum ama gerçekten omuzum ağrıyordu yani. Artık ben omuzum kopma noktasında güreşler yaptım. Ben Ali abiden, Ali Gürbüz'den, Denizli'de güreş yaptım. Ömer abiye, ya videosu var, Ömer abiye eğildim diyorum ki Ömer abi kolum koptu galiba. O kadar acıyla güreş yapıyorum. Ve sonra ameliyattan önce bir MR çekildiğimizde tekrar ayrı bir yırtık çıktığını görüyoruz. Tespit edildi. Halen daha ben orada mücadelemi veriyorum. Aslında ben mücadelemi gerçekten veriyorum ama ya biz de insanız yani. Biz tam güreşçiyiz belki ama bizim de bir acı noktamız, acı eşiğimiz var yani. Evet. Sevgili Mustafa, tabii şöyle bir bakıldığında başpehlivanlık aslında Kocaeli'ye geldiğinde Kocaeli halkı da güreş severler son derece mutlu oldu. Tabii dünya markası bir kulüp. Sadece geleneksel spor dallarında değil, olimpik ve paralimpik amatör branşlarda bir Avrupa kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor. Birbirinden değerli gerek milli gerekse başpehlivan olarak takım arkadaşlarım var. Yani onları şöyle bir sayacak olursak senden duymak istiyorum. Tabii. Kaptanımız Faruk Akkoyun, Faruk abimiz, en büyüğümüz Faruk abi, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Mustafa Arslan, Seçkin Duman. Tabii bunların dışında da takım kaptanımız değil ama abimiz, büyüğümüz, ustamız, Recep Kara ustamız bizden beraber. Güçlü bir ekibiz aslında. Gerçekten biz birlik beraberliğimiz Allah daim etsin. Çok güzel bir ekibiz. Alttan çıkan ben geldim, benden sonra Seçkin geldi. İnşallah bundan sonra hedefimiz bu sene kırkpınarda yine alttan en az bir kişi olmak kaydıyla bir baş pehlivan daha çıkartıp
ekibimizi çok daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Evet. Tanju Gemici'nin bu sezon büyük bir talihsizlik yaşadı. Daha birinci turda Ali Yanatma'yla yapmış olduğu mücadelede sahanın içerisinde canlı yayındaydık yukarıda. O kadar belki Kırkpınar bu kadar tarihinde ilk defa bu kadar yağış aldı ve o zemin adeta ayakta durulmaz hale geldi ve bunun sakatlık olmaz inşallah, zemin çok bozulmuştu, evet, dediğimiz an Tanju Gemici Ali Yanatma mücadelesinde büyük bir, çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlık motivasyonunuza takım olarak çok değerli bir arkadaşınız Tanju Gemici. Sizde nasıl bir etki yarattı? Bu sakatlıkları yakından bilen bir yaşayan pehlivan olarak siz o anı nasıl yaşadınız? Ya öncelikle abi, Allah sakatlığı kimseye vermesin. Sakatlık gerçekten çok zor. Toparlanması fiziken, zaten psikolojik olarak toparlanması gerçekten çok zor. Yani bir yetenek isteyen bir şey bilinçaltına girdiği zaman. Biz Tanju abinin sakatlandığında, ben yıllardır sakatlık yaşıyorum ama Tanju abinin sakatlığını öyle bir sakatlık ilk defa duydum. Bu zamana kadar hiç o tür çok sakatlık ciddi, duymamıştım ben. Bu kadar ben. Büyük bir sakatlık. Yani çok şaşırdık, çok üzüldük. Zaten Tanju abi Kırkpınar'dan sağdan çıktıktan sonra, biz sağdan çıktıktan sonra biz hemen, Muammer hocamız oradaydı bizim, kendi kulüp doktorumuz. Evet. Muammer hocayı aradık. Dedik hocam işte durum nedir? Onun sekreterini aradık, Ferdi. Onlar bize işin ciddiyetinden bahsetti. Boyutundan bahsetti. Tabii ki biz çok üzüldük çünkü Tanju abi... Bir moralsizlik çöktü değil mi takım halinde? Kesinlikle çöktü çünkü hem Tanju abinin fiziği, gücü, kuvveti hem de ismi, yani o sahada derece yapacak, belki de kemeri alacak pehlivanların bir tanesiydi aslında. Çok da iyi çalışmıştı. Ama bazen işte Allah'ın nasibi diyoruz. Kısmetten öyle geçirdi. Bir şey diyemiyoruz başka. O sakatlık onun önüne geçti. Ama bu demek değildir ki buradan toparlanıp tekrar o sahaya çıkıp Tanju Gemici ismini duyuramayacak. Biz de yaşadık sakatlık. Benim gibi herkes sakatlık yaşıyor. Tekrar sağlığına kavuşup inşallah aramıza katılıp, evet, beraber yol yürüyeceğiz yani. Tabii Mustafa Aslan olarak şimdi çok klasik sorular, hani artık hedefler. Tabii ki her baş pehlivanın çok genç yaşta, özellikle Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni soracağım sana ama Kocaeli ayağında İsmail Balaban'la yapmış olduğum puanlama yaklaşık neredeyse 40 dakika. Kaç dakika? 97 normal süre, yani %100'ün üzerine çıkmış. Evet. Normal total sürenin, evet, üzerine çıkmış. Dayanıklılığı müthiş bir pehlivansın. Gençsin, hedeflerin var. Baba Davut Aslan. Özellikle hedeflere giden yolda Usta Davut Aslan da, önce onu sorayım. Faydalanabiliyor musun baban, o en meşakkatli yıllardan en büyük usta, hoca, rehber baban Davut Aslan. Şimdi abi, faydalanabiliyor musun? Kesinlikle faydalanıyorum. Bir kere şöyle, babam hep iyi olmamızı istiyor. O zorluklara rağmen, yani babamın geçirdiği o zorluklara rağmen, işte 18 yaşında evlen, iş yok, güç yok, bir mücadele, işte askeri tersanede çalış, oradan gece gel antrenman yap gibi tempodan çıkıp bir baş pehlivan olmuş. Şimdi biz, babamın bize, ben çocukluğumdan beri her türlü desteği, hem maddi hem manevi desteği var. Şimdi bir kere benim ne yapıp ne edip babamı geçmem lazım. O hiçbir imkan yokken boynuz kulağa geçecek. Bunu yapmış. Ben, evet, bu kadar imkan, tabii ki Allah'ın nasibi, ama bu kadar imkan varken biz babamızı geçmemiz lazım. Babamın bana en çok verdiği etken idealist olmamız bizim. Kararlı olmam. Yani bir iş yapacaksam ya tam yapacağım, ya o iş hiç yapmayacağım. Ben böyle büyüdüm, böyle yetiştim. Biat edeceksin. Yani ustana, hocana sorgusuz sualsiz biat edip onun dediği doğruda gideceksin. Çırak usta ilişkileri. Tabii biz bunu aldık. Ben bunu babamdan aldım. Ben hocamın, ustamın dediklerini harfiye uyarım. Çok fazla sorgulamam. Yani Bülent Gürbüz dediğimiz kişi, ustamız, benim baba dostumdur Bülent Gürbüz, baba yarımdır. Türkiye'de sayılı başmanlara bir tanesi de teknik olarak. Ben yaptığım güreşin çoğunu ondan aldım. O öğretti bana güreşi. Yağlı güreşi Bülent Usta bana öğretmiştir. İşi harmanladığımız zaman bir tarafını babamdan, teknik olarak çoğunluğu Bülent Usta'dan almışımdır yani. Ben bu doğrultuda gidiyorum Mehmet abi. Tabii ki babam çok etken. Arkamızda bir dağ yani. Ne olursa olayım sığınacağımız, harika, bir yer. Harika. Baba yani. Onun yanında da Bülent Gürbüz. Gerçekten ben her yerde söylerim ve gururla söylerim. Bülent Gürbüz'ü babam bana öyle bir işlemişti ki, oğlum derdi, Bülent Usta'n ne derse onu yapacaksın. Bülent kemer takacak adamdı.
takamadı, nasip olmadı. Evet. Gülen Düz'e gelip bana şu cümleyi kullandı, ben çok gururlanmıştım. Mustafa, seni izlerken kendimi izliyor gibiyim. Yani aynı benim güreşimi yapıyorsun dediği yerde ben çok fazla bir gurur duymuştum yani. Evet. Bir de Kırkpınar'da videom var benim. Başa çıktığım sene bir taraf kulenin bir tarafında yatıyorum sevinçten, yorgunluktan. Öbür taraftan babam geliyor. Babamı gördüğüm yürek bana doğru geliyor. Ben ağlıyorum. Yüzümü kapatıyorum görmesin ağladığımı diye. Elini uzatıyor. Elini öpmeden ben sarılıyorum babama. Şimdi o videoyu açıp açıp bazen izliyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Yani diyorum ki bir babanın, bir evladı, bir babaya daha nasıl bir gurur yaşatabilir? Tabii inşallah bundan büyük hedefim o sahada kemeri takıp o kemeri babamın boynuna asmak yani. Çok evet. İstiyorum o kemeri takmayı yani. Peki kemer rüyalarını süslüyor mu? Kemerle ilgili tabii mutlaka düşüncelerin, yani hayallerin senin en büyük idealin diye düşünüyorum. Tabii. Nasıl bakıyorsun kemere? Yani ne kadar bir süre verdi Mustafa? Önünde şu kadar bir sürede bu kemeri bulacaksın diye düşündüğün. Yani bir kere çok uzak değilim. Abi bunu biliyorum. Yani ne kadar sakatlıkla yaşasam ben. Ama çok uzak olmadığım hem ben, hem benim ustalarım, hem güreş takip eden seyirciler bunu bize aktarabiliyor yani. Ben o sahada kemeri takacağıma atıyorum. Geçen sene Yusufcan Zeybek kemeri taktı. En az 10 kadar yakınım yani. 10 kadar eminim aslında. Çünkü yaptığımız güreşlerde rakiplerimize bakıyoruz. Yani kolay kolay hiçbir güreş bitmiyor. Her güreş çok küçük rüyanslarla bitiyor. Burada çalışmak, azmetmek çok önemli. Yani şunu diyemiyorum tabii ki. İlla bu sene kemeri takarım diyemiyorum. Ama ben Allah izin verirse o kemeri, o Kırkpınar sahasında bu oyunuma geçireceğim yani. Allah'ın nasibi. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz. Göreceğiz abi. Evet. Değerli güreşseverler, Kocaeli, Başiskele, bu harika sezonun belki de güreşten son nimetlerinden faydalanıyoruz. Çünkü yaklaşık bugün günlerden cumartesi ve yarın akşam yeni yıla merhaba denecek. Biz de yavaş yavaş tabii bu güzel sohbeti toparlayacağız. Sevgili Başpehlivan Mustafa Arslan'la röportajlarımız güreşe dairden devam ediyor. Hemen kısa kısa başlıklarla sormak istiyorum. Mustafa, öncelikle tabii ki Yağlı Güreş Ligi, özellikle İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı güzel bir eser ortaya koydu. Tam anlamıyla ne düşünüyorsun? Lige nasıl bakıyorsun? Lig nasıl geçti? Bu 7 haftalık heyecan ve harika bir geceyle de Başkan taçlandırdı. Asıl özellik, en güzel özellik, sizleri yetiştiren ustalar ödüllendirildi. Pehlivanlar alt boylardan onuru edildi. İnşallah daha iyi projelere imza atılacağını düşünüyorum. Ancak sen önce ligi, bir de şu ödül gecesi pehlivanlar için nasıl bir zamanlama oldu? Nasıl bir onuru edilme şekli oldu? Şimdi abi, bence lig gerçekten güzel. En güzel yanı, bir kere alt boylardaki çocukların hani yolculuk dışında bir ödül almaları. Ki ödüller de ben baktım, gerçekten güzel bir ödül sistemi var. Aynı zamanda onları yetiştiren ustaların, hocaların da göz ardı edilmeyip onlara karşı da bir ödül planlaması yapılması gerçekten çok güzel. Lig güreşlerinde evet 7 tane lig güreşimiz oldu. Ben burada biraz müzdaribim. Yani lig güreşleri gerçekten çok güzel güreş seyir zevki verdi. Bizler de kıran kana güreşlerimizi yaptık. Ama daha kaliteli bir kamera sistemi, daha kaliteli bir seyir zevkinin olabileceği yerler olmasından yanayım. Sahanın ölçülerinin olmasından yanayım. İşte duşların daha profesyonel olmasından yanayım. Ben kamera derken yenişlerle ilgili VAR sisteminden mi, evet, yoksa ondan yayıncılıkla ilgili mi? Hangisini? Şöyle abi. Yenişlerde hakkaniyetin daha tanzim edilebilmesi, evet, için mi? Bunu mu? Neyi tam olarak söylemek istiyorsun? Şöyle Mehmet abi. Ben iki güreş. Bir Perşembe Ayrısı lig güreşinde. Bir de Manisa Yunus Emre Yunutdağ güreşlerinin ikisinde de hakem hatasından dolayı benim güreşlerim beni yenik saydılar. İkisi de bariz hata vardı orada. Şimdi lig güreşi olduğu zaman ben ilk 24'e girdim. Evet, ama o iki güreş benim lig güreşlerine girememi engelleyebilirdi. Lig güreş dediğimiz yerlerde ben hep şunu savunuyorum. Dört taraflı kamera sisteminin
olması gerekiyor. Çünkü kamera açısı görüş çok bozuyor. Bir taraftan bakıyorsun yenilgi var, öbür taraftan bakıyorsun. Bak bu çok önemlidir. Hiç alakası yok. Şimdi daha net, daha bilinçli, daha bilimsel. Yani bilimin tamamen VAR sisteminde özellikle seçilmiş güreşlerde tartışmalı pozisyonların net olarak perspektifin yakalanması hem hakemin kulenin elini kolaylaştıracak, evet, hem hakkaniyette biraz daha ışık tutacak. Ama VAR sistemine nasıl bakıyorsun onu da öğrenelim. Bu sene Sayın İbrahim Türkiş onu da devreye soktu. Yani ben olması çok iyi değil ben mi? Ben İbrahim Başkanımızın yaptıklarının arkasındayım, destekliyorum. Gerçekten bir şeyler yapılıyor. Çok da iyiye gideceğini biliyorum. Belki biz biraz aceleci davranıyoruz. Belki bazı şeyler yavaş yavaş gidiyor. Hani biz pehlivanlar olarak hani ya hakkımız yenmesin, işte bir an önce toparlansın, işler daha profesyonel hale gelsin diye belki biz acele ediyoruz. Ama daha iyi olur mu? Daha iyi olması gerekir yani. Evet. Peki ödül gecesini nasıl buldun? Bence düşünce olarak çok iyi bir şey. Çünkü sporcuların ödüllendirilmesi, onur edilmesi, hatırlanması, onu yetiştiren ustaların ödüllen, bunlar çok güzel düşünceler. Ha, en büyük organizasyonlarda bile eksikler var. En mükemmel organizasyonlarda bile eksik vardır. Ama derler ya, düşünce çok önemli. Yani bir insanın fikri çok önemli. Kesinlikle. Ki zikri yani ona göre yorumlansın. Peki ödül gecesini sen nasıl değerlendirdin? Ben askerdeydim. Beni federasyonumuzdan aradılar. Ben gelemeyeceğimi ona ilettim. Ama ben çok güzel karşıladım. Yani her şeyden ziyade başarı yapmış, başarı göstermiş sporcuların onur edilmesi kadar güzel bir şey yok yani. Onlara sahip çıkıldığını hissedilmesi, onlara değer verildiğini görülmesi gerçekten takdire şayan. İlk defa ben 2004 yılından beri güreş yapıyorum. İlk defa biz böyle bir gece, ben olamadım orada ama kalbim oradaydı. Böyle bir gece gördük. Bence çok güzeldi. Hem güreşin daha iyi yerlere gelebilmesi için hem medyanın gücünden beraber böyle bir galanın gerçekleştirilmesi, gerçekten hem İbrahim Başkanımıza hem de yönetimine ben teşekkürlerimi sunuyorum yani. Evet. İnşallah çok daha iyi olur. Sevgili Mustafa Aslan Pehlivan, şimdi tabii çekirdek ailenden bahsettik. Ancak dedim ya, bir Avrupa kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor ve yine sporun içerisinden gelen çok değerli bir kulüp başkanınız oldu. Evet. Sayın İbrahim Erçin, onu da kutluyorum. Ancak çok değerli bir takım sisteminiz var. Kurumsal kimliğini zirvede tutan bir kulübünüz var. Nasıl bir aile yapısı var Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'un? Kaç yıldır bu kulübün içerisindesin ve kulübün, senin en önemli ailen, bu başarılarındaki en önemli yuvan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor güreş takımını, güreş çağırma koordinasyonunu nasıl buluyorsun? Kimler, neler yapıyorsunuz? Şimdi abi, Kağıt Spor Kulübü 1936 yılında kurulan 100 yıllık bir kulüp neredeyse. Seke Kağıt Fabrikası'ndan beraber. Ben 2004 yılında güreşe başladım. Yani o zaman babam daha güreşi bırakmıştı ama aktifti yani sporun içinde. Ondan beraber gidip geliyordum 2004 yılından bu yana. Yani 19-20 yıl olacak. 20 yıldır bir fiil ömrümü o Seke'da, o kulübün içinde geçirdim. 50. yıldı. Sonra şimdi Sekesem, Seke Sporcu Eğitim Merkezi'ndeyiz. Yani 20 yılını oraya vermiş bir sporcuyum. Orası bizim için bir yuva yani. Orası, biz orayı çok farklı görüyoruz. Bir ev gibi görüyoruz. Ben o minlerde çift antrenman yaptığımız dönemlerde çocukken o minler yattığımı biliyorum. Yani sabah antrenmandan sonra yemek yiyip gelip minlerde uyuyup akşam antrenmanına kadar orada dinlendiğim günleri biliyorum. Babamın oradan geldiğini biliyorum. Abimin oradan geldiğini biliyorum. Gelenekçi bir yapımız var. Biz böyle yetiştik. O yüzden biz kulübümüze çok bağlı ve çok farklı bakıyoruz yani. Bir de bizim branşımız, yani yağlı güreş, güreş branşı, geleneklerine bağlı, örfüne bağlı, dinine bağlı, milletine bağlı bir branş. Biz bunları gördükçe, bizim Abdülhamit Altun diye bir altyapı hocamız var, benim ustam. Harika yani, bir isim, harika bir pehlivan. Çok güzel bir insan. Şimdi öyle bir altyapıyı, sadece güreş anlamında değil, terbiye, ahlak anlamında. Edep an. Öyle bir sosyal yetiştiriyor hayata. Ki, ben tüylerim diken diken oldu, gurur duyuyorum. Neden? Şimdi biz kantinde orada otururken çay bahçesinde kulüp yöneticimiz bizim yanımızda oluyor bazen, muhabbet ediyoruz. Evet. Ve gelen çıraklar, yani altyapıdan gelen sporcular gelip selam verip büyüklerin elini öpüp onlardan konuşup halatı sorup antrenmana öyle giriyorlar.
antrenmandan önce de Hamit abinin eşliğinde cemaat yapıp namazlarını kılıp ondan sonra antrenmana başlıyorlar. Şimdi yöneticiler diyor ki bunlar diyor kesin güreşçidir. Şimdi bizim yaptığımız iş, bizim geldiğimiz nokta aslında burası. Biz buradan yetiştik. Biz milletine böyle bağlı bir sporcuyuz. Biz Hazreti Hamız'dan geliyoruz buraya. Biz örfümüze, adetimize, geleneklerimize bağlı kalmaktan mükellefiz. O yüzden biz böyle sporcuları yetiştirdiğimiz zaman gurur duyuyoruz. Biz böyle olacağız. Biz de gelip gideceğiz. Ama bizden sonra gelen nesil de böyle olması bizim için çok güzel. Ben bunları gördükçe daha çok güreşe bağlı, daha çok güreş destekçisi olan bir sporcu oluyorum yani. Güreşe evet. Başka bakıyorum. Kocaeli abi. Büyükşehir Belediye diyoruz, başa koyuyoruz. Tabii kağıt spor, tabii sporcusu ki, olmak ki. Gurur verilen, gurur duyulan, herkese nasip olmayan bir yani title diyebilir miyiz? Bir ünvan diyebilir miyiz? Bir yuva? Kesinlikle bir evimiz evet. Bizim orası. Kesinlikle bu tartışması kapalı yani tartışmaya. Evet. Biz bir kere yani Tahir Başkanımız Allah razı olsun her türlü desteği bize veriyor. Önceki dönem yani Dari Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım zaten yani onu anlatmaya benim gözümde kelimeler yetmez. Gerçekten yetmez. Çünkü ben bunu her yerde söyledim. Ben Karamürsel'de işte İsmail abiyle, İsmail Balaban'la yaptığım güreşte videosu var. Ansızın kolduktan kalkıp yani üzerime atladı ya Sevinç'ten Şemsettin Başkan. Evet. Yani gerçekten ben de yeri ayrı sevdi. Bir insan. Abim spor müdürümüz. Genel sekreteriniz yani keza öyle. Şimdiki daire başkanımız Ali Başkanımız Ali Yeşildal. Kulüp başkanımız zaten spor işinden gelen bir insan İbrahim Erçin. Genel sekreterimiz Erhan Öztürk. Erhan abi zaten güreşi çok seven bir insan. Ercan kardeşimiz, ona da geçmiş olsun hem, diyoruz. Biraz evet, rahatsızmış. Ercan'dan abi. Bahsedelim biraz. Ercan abinin yeri bende gerçekten çok ayrıdır. Amatör branşlar koordinatörü. Minder güreşimizin koordinatörü. Ömer Aslan. O da bir pehlivan. Evet. Güreş koordinatörü. İkisi de sırt sırta verip biz güreşi evet. Burada nasıl daha iyi yerlere getiririz diye uğraşan abi kardeş yani ikisi de. Evet. Ercan abi yaptığı işin hakkını veren gerçekten öz sözü bir benim abimdir yani. Kendi öz abimden bir farkı yoktur Ercan abinin. Öyle bir insandır. Allah yolunu bahtını açık etsin. Evet. Ömer abi de aynı o keza. Bizim hem ustamız hem evet. Koordinatörümüz. Öyle abi. Evet, o zaman şöyle yeni yıl mesajını da senden alalım. Çalışmalar başladı biliyorum. Evet. 2024'ün askeri görevini, vatani görevini bitirir bitirmez çalışmaların başladı. Yani şu an ölü sezon olmasına rağmen neler yapıyorsun? Abi ben geleli bir 20-25 gün oldu askerden. Geldiğim günün ertesi günü hemen Bismillah deyip antrenmanlara başladım. Çünkü kaybedecek bir vaktim yok benim. Evet. O yüzden takım halinde ekibimizden beraber antrenmanlarımıza başladık. Evet. Sezonumuz bitti. Bu senemiz bitti. 2023 yılı bitti. 2024 yılında Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Huzur versin, sağlık versin. Herkese başarılı bir yıl geçirmesini dilerim. İnşallah 2024 yılı hem Kağıt Spor Kulübümüz adına hem güreş adına bizim adımıza çok başarılı bir yıl geçirmemizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Evet, değerli izleyiciler, burada güreşe dairin hoş ve özel sohbetinde Kocaeli tabii bizim için baş iskelenin sahili bambaşka güzelliklerle dolu ve özel bir konuğumuz vardı. Bu sahilin güzelliklerine martıların eşliğinde. Efendim başpehlivan Mustafa Arslan'la sohbet ettik. Tabii güreş seyircisi için de önemli bir mesajı var. Güreş seyircisi Mustafa Arslan'ın neresinde onlara nasıl bir mesaj vererek yılbaşı mesajını da güreş camiasının seyircisine de bir verelim. Nedir güreş seyircisi? Yağlı güreş pehlivanı Mustafa Arslan için. Güreş seyircisi bizim olmazsa olmamız abi. Biz onlar yoksa biz yokuz. Biz onların değerinden bu işi kamçılanarak yapıyoruz. Güreş seyircisi yani kelimelerden gerçekten anlatılmaz. Çok cefakar, fedakarlık yapan bir seyirci. Yani sabah 10'dan akşam 6'ya kadar hiçbir spor dalında oturup güreş, başka bir branş kimse izlemez. Evet. Yemek yemeye kalkmayan, tabirle tuvalete bile kalkmayan bir seyircimiz var. Allah onlara razı olsun. Sakatlığım bitti. Elhamdülillah şükürler olsun. Beni izlesinler. Çok daha farklı, çok daha iyi bir Mustafa Arslan gelecek sene onların önünde olacak inşallah. Peki. Mustafa Arslan özellikle Arslan ailesine, başta Davut Arslan'a, tüm aile fertlerine
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor takım arkadaşlarına, tüm sporcularına, antrenörlerine, ustalarına sizlere güzel bir sene diliyorum.